Merhaba arkadaşlar. 21 Aralık Salı gece Philadelphia Park'ta yarışlar var Amerika'da. 7 koşulu program var. Bütün koşular kum pistte yapılacak. Birinci koşu satış koşusu 1400 metre mesafede 10 safkan mücadele edecek. Buranın epeyce denk bir yarış olduğunu söyleyebilirim. 5 isim önereceğim. Öncelikle 7 numaralı Mr. Walsh ilk şanslı gördüğüm isimdir. Sonra 9 numaralı American Fleet, 6 numaralı Social Equity, 5 numaralı South Side Swing ve 2 numaralı Rising Strong eşit şanslı gördüğüm isimler. Sıralamam 7, 9, 6, 5 ve 2. Altılı Ganyan saat 21.58'de ikinci koşuyla başlayacak Philadelphia'da. 1700 metre dişilere ait şartlı bir koşu. Burada günün öne çıkan isimlerinden ilki 1 numaralı 7 numaralı özür dilerim Absolute Anna Rubin Silvia ile benim tek olarak önereceğim isim. Büyük de favori çıkacaktır bizde. Zaten bu 7 numara gelmezse burada kimin geleceğini bulmak epeyce güç olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla altılı ganyan ilk ayağımda 7 numaralı Absolute Anna tek olur diyorum. İkinci ayak 1100 metrede yine şartlı bir koşu, opsiyonel satış koşusu. Burada 1 numarayla 9 numara ekürü olarak koşacak. Burada da öncelikle iki isim önereceğim. İlki 8 numaralı Johnny Oil ve rakip olacağını düşündüğüm 4 numaralı Unpaceable. 8 ve 4 olarak buraya çıkardım arkadaşlar. Burada ilginçtir 4 numara 2019'da 110 bin dolara satın alındı. Sonra 2021 yılda 2021'de bu yıl 6 bin dolara satıldı. Çok ilginç bir durum yani 6 bin dolar 80 handikap almış birinci koşusunu kazanmış sonra 6. olmuş ama bu sene 6 bin dolara satıldı 110 bin dolara alınan safkan çok ilginçtir yani tamamen sakatlandı mı bu 6 bin dolara düştü bilemedim bugün ben de merak ediyorum nasıl koşacak burası için dediğim gibi 8 ve 4 diyorum. 3 numara Woodbine'dan gelecek. Orada yüksek ikramiyeli yarışlarda katıldı. Bir varlık gösteremedi. Ama Rubin Silvia 3 numarayı tercih etti. Sürprize önereceğim bir isim. Tabii 6 numarada geliri var. Şansı var ama ben şablonuma ilave etmedim. Dediğim gibi 8-4 en fazla 3'ü de sürprizlere önereceğim bir isim. Dördüncü koşu altılı ganyanda üçüncü aya olacak 1100 metrede şartlı bir koşu. Burada yedek isimler var 13, 14, 15 ve 16 numaralı safkanlar şu anda yedek. Yukarıdan at çıkmaz ise bunlar koşuya katılamayacak. Onu söyledikten sonra burada 4 isim çıkardım ben. İlki 5 numaralı Strawberry Red. Sonra 13 numaralı Cigar Box koşarsa dediğim gibi şu anda yedek. 3 numaralı Faros City ve son olarak 12 numaralı Amblin Man bu koşu için yeterli olacağını düşünüyorum. Sıralamam 5, 13, 3 ve 12. Philadelphia'da 4. ayak maiden bir koşu. 2 yaşlı İngiliz taylarının maiden'dan çıkma mücadelesi olacak. Burada da 4 isim çıkardım. İlki 8 numaralı Sharp Red Eagle. İlk koşusunda ikinci oldu. Sürpriz bir şekilde ikinci oldu. Yurt dışında yani Amerika'da 20-25 lira civarında Ganyan'ı vardı. İkincilik yaptı ilk yarışında. Bugün ilk şanslı gördüğüm isim 8 numaralı Sharp Red Eagle. Sonra 3 numaralı Crisper bu yarışta yarış hayatına başlayacak. Carol Sedona'nın bineceği tay. 7 numaralı Make Mine Chrome, bir California Chrome yavrusu.
Sevdiğim bir aygır. Tabii koştuğunda daha çok sevdiğim bir isimdi. California Chrome. Dubai World Cup'ı kazanan bir isim. Üçüncü şanslı gördüğüm isim ve 2 numaralı Don Gesiper. Diğer şanslı sürprize tuttuğum isim daha doğrusu. Sıralamam 8, 3, 7 ve 2 burası için. Amerika'da 6. koşu 1200 metre mesafede koşulacak. 7 safkan mücadele edecek. Burada 6 numaralı Tubos epeyce favori. Tabii üstünde Kendrick Carmouche var. Todd Fletch'in antrenör ettiği bir tay. Ama 262 gündür koşmuyor. En son çalışmalarında Belmont'ta hazırlanıp buraya gelecek. Bilemiyorum, tek yazılabilir. Muhakkak da çok tek yazan olacaktır. Yani 1 numara Buffett ilgimi çekti. 2019'da 750 bin dolara satın alındı bu tay. İlk yarışında kazanıp Maiden'dan çıktı, 77 handikap aldı. Ben bilmiyorum, 6 ve 1 diyorum, ayıramadım. 6 numara dediğim gibi nefes yönünden etkilenebilir. 262 gündür koşmuyor. 6 ve 1 diyorum ben. Altılı Ganyan'ın 5. ayağı için. Philadelphia'da son ayak saat 00:13'te koşulacak. Satış koşusu 1700 metre mesafede koşulacak. Burada da ilginçtir. Burada da 1 numara ilk yarışını kazanıp 77 handikap almış. Bir üstteki koşuda da 77 handikap 1 numara denk geldi. İlginç bir durum oldu. 1 numara burada Finger Lakes'te koştu. 12 bin dolar, yani düşük bir ikramiyeli bir koşu. Rahat kazandı. 4-5 boy farkta kazandı. 2019'da da bu 135 bin dolara satın alınan bir isim. Aygır da iyi. Burada ben 5 isim önereceğim. İlki 1 numaralı Don't Break the Love. Sonra 2 numaralı Berchamont R.D. 5 numaralı Spartak, 10 numaralı Alonzo Mosi ve 11 numaralı Spirit Wolf, eşit şanslı gördüğüm isimler. Tabii 10 numaranın handikapına bakarsak epeyce farklı diğerlerinden. Jimmy Rodriguez'in idaresinde. Ama ben ayıramadım, yani performanslarına baktığımda çok da önde bir isim olarak görmedim. Dolayısıyla son ayaktaki sıralamam 1, 2, 5, 10 ve 11 arkadaşlar. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.